Soru cevap tarzına gidelim. Maddenin üç hali var. Katı, sıvı, gaz. Katının sıvıya dönüşmesi. Nedir? Katı bir şey sıvı oldu. Yani eridi, erime. Nedir? Ne erir günlük hayatta? Dondurma erir, kar erir, buz erir, çikolata erir, tereyağı erir. Sıvıdan gaza geçiş. Sıvı bir şey gaz oldu. Yani buharlaştı. Gazdan sıvıya yoğuşma. Sıvıdan katı. Sıvı bir şey katı oldu. Yani donma. Katıdan gaz dersem süblimleşme. Gazdan katı dersem ise kırılaşma diyeceğim. Az önce dedim ki size, şimdi yeryüzünde asılı gaz tanecikleri var. Bunlar bulut içerisinde gaz tanecikleri ne olarak yeryüzüne iniyor? Sıvı olarak. Yani buradaki gaz yeryüzüne sıvı olarak iniyor. O zaman yağmurun oluşmasında gazdan sıvıya ne örneği vardır? Yoğuşma veya yoğunlaşma diyebilirim. Kar yine aynı şekilde gaz tanecikleri yukarı çıktı. Bulut içerisinde karda benim anahtar kelimem kristaldir. Ve bir fırtına etkisi olması lazım. Mesela sorularda size gelecek, okulun anlatacak. İşte gaz tanecikleri sıvı oldu. Fırtına etkisi veya kristali gördüğün zaman yapıştırıyorsun kar. Doluda yine fırtına etkisi olacak ama bu sefer kristal geçmeyecek. Yağmurda yoğuşma benim için anahtar kelimedir. Şunu da bir hemen dipnot geçeyim arkadaşlar. Şimdi normalde fen dersi biraz daha sayısal olduğu için daha az sevilen derslerin arasındadır. Ama ben genellikle derslerimi şu an ilk dersten ve şu anki dersten de anlamışsınızdır. Aşırı eğlenceli. Anahtar sözcüklerle, şifrelerle anlatırım. Mesela Perşembe haftanın 4. günü diye bir şifrem var. Veya fil pastaya hasta diye bir şifrem var. Şimdi konular daha iyi akılda kalsın diye anahtar sözcükler, anahtar kelimelerle dersleri anlatırım. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela kırığın ne olduğunu bilmiyorsun. Ben hemen bir anahtar kelimeyle o soruyu çözmeni sağlayacağım. Bunun güvenini sizlere veriyorum. Ve dönem sonu geldiğinde çok iyi LGS sonuçlarını görüyor olacağız. Buna emin olabilirsiniz. Evet, çiğ. Çiğ nedir? Şimdi mesela kış aylarını düşünelim. Yaprakların üzerinde, ağaçların üzerinde su damlacıkları görürüz. Bu aslında yağmur değildir. Çiğ nedir? Su damlacığı, böyle sular. Kırığı nedir? Çiğ de kırığı da aynı aslında. Kırığı zaten az önce bahsettiğim yukarıda kırığılaşma. O gaz tanecikleri neye dönüşüyor? Katıya dönüşüyor. Mesela bunda kar sanabilirsiniz ama kar değildir. Soğuk havalarda, kar yağmadan daha önceki zamanlarda o gaz taneciklerinin aynı soğumanın etkisiyle kırığıya dönüşmesidir. Bu kar değildir, bu da yağmur değil, çiğdir. Zaten bunları dönem içerisinde çok daha detaylı bahsedeceğim. Siz de yine zaten biliyoruz. Evet, ikinci üniteye geçiyor. Evet, ikinci üniteye geçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir oyun başlatacağım sizlere. Ekran paylaşımını görüyor muyuz? Yazın lütfen bana. Evet, şimdi bilgisayardan girenler hemen tarayıcıyı açtı. Ne yazıyordu? Kahoot yazıyoruz. Uygulamamızın ismi. Kahoot yazdık. Şuraya yazayım isterseniz mesaj kısmına. Kahoot. Yazdıktan sonra evet, şimdi başlatacağım, şifreyi vereceğim. Yazdıktan sonra ilk çıkan linke tıklıyoruz. Play Enter Game Pin diye bir link olması lazım. Evet. Ardından 718-900 oyun kodunu giriyoruz. Bunu girdikten sonra sizden bir nickname isteyecek. Adınızı yazabilirsiniz. Sonra başlat diyeceğiz. Kaç kişi olacak? Şu an kaç kişi var acaba? Evet, hava geldi. Şu an görebiliyorsunuz. Evet, Ecin Hava. Eylül. Şimdi ben 1-2 dakika bekleyeceğim. Herkes girsin. Başlatayım mı diye size soru yönelteceğim. Eğer girmeyenler varsa onları bekleyin. Evet, Sevilla, Mehmet. Orayı beklerken biraz sohbet edelim. Bu oyunu daha önce oynayanlar kimlerdi? Ve şunu da söyleyeyim. Her ünite veya her konu sonunda muhakkak kaot yaparım. Kaot değil de başka oyunlar, eğlenceli oyunlar yaparım daha iyi öğrenmeniz için. Evet, şu an 7 kişi girdi oyuna. Bekleyin mi, daha girecek var mı? Evet,
Bu oyun sonunda birinci olana kitap seti hediye ediyoruz. Yine kayıt yaptırmayanlar da 3 Ekim'de derslerimiz başlayacak. Benim vereceğim kod ile %20 indirim imkanı da yakalayabilirsiniz. Girecek var mı? Başlatayım mı oyunu? Bekleyeyim mi biraz daha? Lütfen chat'e yazın giremeyenler. Ona göre oyunu başlatacağım. Çünkü başlattıktan sonra giremiyorsunuz. Evet, Elanur bekliyorum seni. Başka giremeyen varsa lütfen belirtsin. Asya bekliyorum. Kaot yazdık tarayıcıya. 718-900 koduyla giriş yapıyoruz. Ardından sizden bir isim isteyecek. İsimden sonra normal hazır olayı kanını siz bekliyorsunuz. Ben başlatınca başlayacak oyun. Evet, Asya geldi. Bir de kim girememişti? Elanur. Elanur var mı? Daha gelmemiş. Evet, 10 kişi oldu sayımız. Tatlım, telefondan Burak Efe biraz sıkıntı olabilir. Yani dene istersen tarayıcıdan ama olacağını sanmıyorum. Çift ekran yapman lazım. O da zor. Ekstra bir telefondan girebilirsin. Varsa şu an yanında, yakınında. Giremeyen var mı? Başlatayım mı? Evet, Ela da geldi. Ela ve Asya bekleyin demişti. Giremeyen varsa bekleyin. Yazsın lütfen. Yoksa başlatayım oyunu. Tamam Hakan, bekliyorum. Haydi chat, inanıyorum, güveniyorum sana, yapabilirsin. Birinci kim olacak acaba? Şimdi tekrardan söylüyorum. Soruyu doğru bilmenin yanı sıra hızlı cevap vermek de önemli. Atıyorum soru cevabını biliyorsun ama basmıyorsun. O zaman daha az puan alırsın ve birinci olma şansını yitirirsin. Evet, son kez soruyorum. Giremeyen var mı? Başlatayım mı? Başlattıktan sonra giriş yapamıyorsun. Hazır mıyız chat? 12 kişi var şu an. Hazır mıyız? Evet, o zaman başlatıyorum. Haydi, kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Soruları ekrandan görebilirsiniz. Ben soruyu okuyacağım. Doğru cevabı basıyorsunuz. Evet. Dünyanın şekli. Küre, daire, geoid, elips. Evet, 9 cevap geldi. 10. Haydi chat, 12 cevap olacak. Evet, 11 kişi geoid dedi. Kim o daire diyen az önce beni dinlemedi mi acaba? Çok üzdünüz şu an beni, o bir kişi kimse. Evet, devam ediyorum. Hemen bakıyorum sıralamaya. Nesime 1. 969 puanla. Burak Efe 2, Ayşe Buse 3, Sebiha 4, Hava 5. Hazırsak devam ediyorum. Evet, ikinci sorumuz. Çarpı 2 kat puan sıralama değişebilir. 21 Aralık Kuzey Yarımküre hangi mevsim başlangıcı? 21 Aralık Kuzey Yarımküre hangi mevsim? Tatlım yazılar, ben söylüyorum soruları. 21 Aralık Kuzey Yarımküre. 6 cevap geldi, kaldı 6 kişi. Evet, hızlı bas, biliyorsun hemen daha hızlı bas ve daha çok puanı kap. Evet, kıştı, hatırla. 21 Aralık Kuzey Yarımküre. Türkiye Kuzey Yarımküre'de, bunu biliyorsun artık. Ben Türkiye'de 21 Aralık'ta ne yaşıyorum? Kış yaşıyorum. 8 kişiyi tebrik ediyorum. 2, 3, 4 kişi de beni üzdü tekrardan. Evet, sıralama değişti mi? Evet, Garen 1'e çıktı. Bu sorunun cevabı çarpı 2 idi. O yüzden çok daha puan aldı bilenler. Ayşe Büyüse 2'ye yükseldi. Ecrin 3, Eylül 4, Hava hala 5'te. Evet, haydi bakalım yeni sorumuz. 23 Mart ve 21 Haziran ekinoks tarihleridir. Doğru, yanlış, belki bilmiyorum. 23 Mart ve 21 Haziran ekinoks tarihleridir. Evet, son iki kişi kaldı cevaplamaya.
Haydi. Son bir kişi. Evet, yanlış diyen 5 kişi kazandı ama yine 6-7 kişi yanlış cevapladı. Ekinoks tarihleri nelerdi chat? Onları yazar mısın? Ekinoks. Ekinoks tarihleri nelerdi? Evet, 21 Mart ve 23 Eylül. Evet, Asya. Devam edelim. Sıralama değişmiş mi? Hemen bakıyorum. Evet, sıralamada herhangi bir oynama yok. Bazı isimleri göremiyorum. Haydi yüksel hemen. Doğru yanlış sorusu. Dik veya dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Doğru mu yanlış mı Çet? Dik veya dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Yani kısaca şunu söylüyor. Dik ve dike yakınsa oradaki alan daha çok ısınır diyor. Acaba doğru mu? Evet. 5 doğru, 1 yanlış. Evet bakalım. 3'e yükselen bir isim var. Hava, tebrikler. Devam ediyorum. İklim için hangi ifade kullanılmaz? Yağmurlu, kurak, sıcak, soğuk. Haydi bu soru kolay, bence yapabilirsin. Evet, son 20 saniye, cevaplamayan 2 kişi kaldı. Evet, yağmurluyu kullanamıyorum. Kurak, sıcak ve soğuk aslında iklim için kullanılan ifadelerdir. Devam edelim. Sıralama değişti mi? Eylül 3'e yükseldi. Evet, Ahmet podyuma çıktı artık. 5. sırada yer alıyor. Devam ediyorum. Evet, 2 kat puan sıralama değişebilir. Dikkatli oku. Hangisi gökyüzünde meydana gelen hava olaylarından biri değildir? Gökyüzünde meydana gelen hava olaylarından biri değildir. Kar, sis, dolu, yağmur. Beni attı hocam. Neyse güzelim, artık yapacak bir şey yok. Evet, kaldı 3 kişi. Bekliyorum cevaplarınızı. Evet, sis de. Yağmur, kar ve dolu gökyüzünde meydana gelen hava olaylarıydı. Sis diyen 8 kişiyi tebrik ediyorum. Devam edelim. Skor tablosu. Hemen bakıyorum. Sıralama bayağı değişti. Hava 3'e yükseldi. Ahmet 4'e yükseldi. Nesme 5'e yükseldi. Garen hala birinciliğini koruyor. Ayşe Buse ise ikinci sırasını hala koruyor. Evet, doğru yanlış sorusu. Çarpı 2 kat puan, dikkatli oku. Sıralama değişecek. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimler meydana gelir. Bir tuzak var, düşme ona lütfen. Güneş etrafında dönmesiyle mevsimler meydana gelir. Evet, bakıyorum. Güneş etrafında dönmesiyle değil de neydi? Dolanmasıyla mevsimler meydana gelecekti. 7 kişiyi tebrik ediyorum. 4 kişi yanlış cevapladı. Bakalım sıralamamız değişti mi? Evet, Mehmet 4'e, Asya ise 5'e yükseldi. Tebrikler. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Son soru. Fen dersini ne kadar seviyorsun? Fen dersini ne kadar seviyorsun? Az, çok, orta. Haydi chat. Evet. Bakıyorum. 10 kişi çok demiş, 1 kişi orta demiş. Tabii ki 3 cevabım da doğru cevap sayılmıştı. Ama sevmeyenler bile artık fen dersine aşık olacaklar. O kadar. Evet, bakıyoruz podyuma. Üçüncümüz Hava, tebrikler. 8 soruda 7 doruyla. Ayşe Buse yine 7 doğruyla. Ve full çekerek Garen, tebrikler. Birinci oldu. Dördüncü Mehmet ve beşinci Asya. Garen, sana ulaşacağız ve kitabını teslim edeceğiz. Tebrik ediyorum hepinize. Evet chat. Oyun nasıldı? Sendeyim şu an. Güzel, mükemmel. Evet, bakayım çete.
Güzel, mükemmel, mükemmel, güzel, güzel, harika. Hocam donuyordu bazen ama iyi. Hocam ben de şunları bazıları gözükmedi. Hocam ben... Hakan ama adım Yunus Emre yanlış olmuş. Tamam, ben bunun hemen fotoğrafını çekeyim tatlım. Evet, güzel, mükemmel, güzel. Devam edelim hocam. Harikasın. Tamam, Esma Kara. Tamam canım, ben bunun notunu aldım. Şimdi. Hocam yine oynayacağız mı? Yok tatlım, zaten her konu sonunda, ünite sonunda kesinlikle bu oyunu oynatıyorum. Evet, oynatacağım tabii ki. Ama şu an ikinci üniteyi bilmiyorsun. İkinci üniteyi bilmediğin için de... Tatlım, seninle iletişime geçerler. Ben söyleyeceğim şimdi tekniğe, yardımcı olacaklar. Şimdi ikinci üniteyi bilmediğin için oyun oynayamayacağız. Ama bir sonraki dersimizde yine ikinci üniteyi anlatacağım. Her ünite sonunda veya her konu sonunda oyun oynatıyorum. Buradaki amacım şu. Atıyorum ben birinci üniteyi az önce anlattım. Mesela birincimiz full çekmişti. İkincimiz ve üçüncümüz 7 doğru. Yani 8 soruda bir yanlışla testi tamamlamıştım. Atıyorum bir doğrumuz olsaydı, iki doğrumuz olsaydı. Ben burada neyi anlıyorum aslında? Ya evet, birinci ünite aslında anlaşılmamış. Veya birinci üniteyi anlamadın ama oyun sayesinde daha eğlenceli, daha kolay bir şekilde öğrendiğini düşünüyorum. O yüzden ünite ve konu sonlarında bu oyunu oynatıyorum. Şimdi oyunu oynamak isteyenler bir yazsın. Ya, şimdi konunun uzunluğuna da bağlı olacak. Atıyorum bir konu çok önemlidir, çok uzundur. O ders yetişmeyebilir ama muhakkak her konu sonunda oynatıyor olacağım. Evet. Tamamdır. O zaman oynayacağız. Şimdi bakalım dersimizin bitmesine bir 15 dakika falan var. O zaman ikinci üniteye. Tatlım, onu bilmiyorum. Öğrenirim ama. Şimdi ikinci üniteye geçiyorum. İlk başta şunu soruyorum. Birinci ünite nasıldı? Sevdin mi? Birinci ünite hakkında görüşlerini merak ediyorum. Ünite kolay mı? Anladık mı? Var mı sıkıntı? Evet. Eğer ben ders anlatırken anlamadığınız noktalarda soru sorun arkadaşlar. Mesela konu bittikten sonra değil de konu esnasında sorun. Az önce zaten sorular geldi. Ben muhakkak oraya dönüş yapıyorum. Evet. Birinci konu biraz daha sözel olduğu için işte kuzey yarımküre, güney, en uzun gece, gündüz, yaz, kış, basınç alanları var, mevsimler var, iklim türleri falan var. O yüzden biraz üzerinde durmak gerekiyor. Hazırsak ikinci üniteye başlayalım. İkinci ünitemizde bizleri neler bekliyor? DNA ve genetik kod. 7. sınıftan hatırlıyorsun. Kedi geni formülünü bilenler var mı şifresini? Kedi geni. Bence herkes biliyordur. Ben. Mehmet biliyor. Evet, başka kimler biliyor? Evet, Hakan, ben. Güzel. Şimdi 7. sınıfta görmüştük zaten kromozom, DNA, gen ve nükleotit. 4 yapıyı biliyorsun. Peki 8'de buna ne eklenecek? Yine aynılarını anlatacağım. Sadece burada tek fark nükleotidin yapısına gireceğiz. Eşlenmelerden bahsedeceğim. Ardından kalıtımdan bahsedeceğim. Mesela chat, sana sorum. Bir kahverengi gözlü, hatta şuraya yazayım daha boş. Evet, kahverengi gözlü bir anne var. Bir de mavi gözlü baba var. Burada da kahverengi gözlü anne ile kahverengi gözlü baba var. Sizce bu çiftten mi mavi gözlü olma ihtimali daha fazladır? Yoksa kahverengi maviden mi mavi gözlü olma ihtimali daha fazladır çocuğun? Bir diyenler, iki diyenler. Haydi bakalım. Bir, bir, bir. Yunus Emre bir, Mehmet, Sebiha, Nesme, Elanur, Asya, Burak bir. Acaba bir mi? Eylül bir, Ahmet bir. Evet arkadaşlar, cevabımız iki. İki kahverengi gözlü anne ve babadan mavi gelme ihtimali daha fazladır. Ama neden? Burada kahverengi var, mavi var. Diyorsun ki ya mavi oradaysa mavinin çıkma ihtimali daha yüksek.
Ama burada karşımıza ne çıkacak? Baskın gen, çekinik gen, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot, melez, safdöl gibi şeyler. Şimdi bunu diğer dersimde anlatacağım. Çünkü buraya yetişmeyecek. Bir sonraki canlı dersimde anlatacağım. Şimdi biraz kromozom, DNA, gen bunlara gireceğim. Eğer yetişse tabii ki bundan da bahsedeceğim ama biraz. Evet, anlamanız normal çünkü daha bu tanımları bilmiyorsunuz. Bunları diğer derste yapacağız. Kalıtım 8. sınıf fen dersinin en eğlenceli, en zevkli kısmı bence. Çaprazlama yapıyorsunuz. Mesela diyor ki siyah saçlı bir baba var, sarı saçlı bir anne var. Bunların doğacak çocuklarının sarı saçlı olma ihtimali. Veya genotip oranları, fenotip oranları. Kalıtım çok güzel ve uzun bir konu. O yüzden bunu diğer canlı dersinizde, yani cuma günü olması lazım. Cuma günü anlatacağım. Evet, Hava Nur biliyor. Bunlardan cuma günü bahsedeceğim. Şu an DNA, gen, kromozom, nükleotit diyelim. Yine soru cevap tarzında dersimizi işleyelim. Şimdi kedi geni formülüm vardı. Hemen şuraya yazayım. Kedi geni. Neydi K chat? K neydi? Biliyorsun bence. Haydi. Evet, kromozom. Kromozomun bir alt başlığı neydi? D. DNA, G, gen çok hızlısın ve N de nükleotit idi. Kromozom peki hangi harfe benziyordu chat? Kromozom X'e benzer yapılardı. Peki insanda kaç tane kromozom vardı? 46 tane kromozom var, evet. Peki bunun kaç tanesi vücut kromozomuydu? Onu biliyor musun acaba? 23 geldi değil. Kaç tanesi vücut kromozomu? Haydi, yapabilirsin. Söyleyeyim o zaman. 44 tanesi vücut kromozomu. Bir de eşey kromozom var. 44, 46 eksi 44'ten 2 tanesi eşey kromozomu. Peki eşey nedir? Onu biliyor musun? Eşey. Eşey cinsiyet demek. Kaç cinsiyet var? 2 tane. Bir dişi, bir erkek. Dişilerdeki eşey XX şeklinde bulunuyor. Erkeklerdeki XY şeklinde. Yeni sorum. Cinsiyeti annem belirler, babama chat sendeyim. Baba, anne. A, şöyle yapalım. Cinsiyeti anne belirler diyenler A yazsın. Baba diyenler B yazsın. Her ikisi de diyenler C yazsın. Chat çok hızlısın. Kaçırıyorum. Hemen yukarı çıkıyorum. Evet. Hava baba, Sebiha baba, Ela baba, anne. Yunus Emre baba, Ahmet baba. Ecrin baba, Ahmet baba demiş. Asya anne baba demiş. Hava baba, Yunus Emre baba. Evet, her ikisi de diyenler de gelmiş. Şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela annenin kromozomunu yazıyorum. Nedir? 44 tane vücut kromozom var. Kesin bunu biliyorum. Artı XX dişi olduğu için XX yerleşim. Bakıyorum 44. 45, 46 tane kromozom var annenin. Baba için yazalım. 44 artı erkek olduğu için XY yazdım. Şimdi cinsiyet belirlerken şunları baz alıyor olmam lazım. Annede X var. Evet Hava, çok güzel. Annede X var. O halde anne, şuraya tekrardan yazayım. Anne X, X baba XY. Anne bunu da verse, bunu da verse her türlü ne vermiş olacak? X'ini vermiş olacak. Ama annenin X kromozomunun yanına baba X'ini verirse doğacak çocuk XX'den ne oldu? Kız oldu. Ama buradaki annenin X kromozomunun yanına baba Y kromozomunu verirse XY, yani doğacak çocuk erkek oldu. O zaman cinsiyeti belirleyen babadır. Veya cinsiyeti belirleyen babadan gelen Y kromozomudur diyebilirim. Çünkü annede zaten iki tane X var. Anne sağdakini de versin, soldakini de versin, her türlü X'ini vermiş olacak. Önemli olan Y'dir. Baba eğer Y'sini verirse doğacak çocuk erkek olurken X'ini verirse kız oluyor. Yani kısaca cinsiyeti belirleyen babadır diyebiliriz. Bu kısmı temizliyorum.
Evet. İlk başta ne demiştik? Kedi geni dedik. Kedi geni. Şimdi DNA'nın yapısından bahsedelim. DNA nasıldı? Şu şekilde hemen çizeyim. Evet. DNA'nın iki tane özelliği vardı. Neydi bunlar? Chat. Çok güzel. Geldi birincisi sarmal ve neydi ikincisi chat? Çift zincirli. DNA çift zincirli. Bakıyorum bir, iki tane zincir var. Demek ki çift zincirli ve sarmal bir yapıya sahip. Peki DNA üzerinde harfler var. A, T, G. O zaman bu harfler ne ifade ediyor acaba? Bu harflerin uzun olanı, daha geniş olanı gendir. Gen nedir? Anne ve babadan bize aktarılan genetik özelliklerdir. Mesela ne geni olabilir? Saç rengi, göz rengi, çok güzel Yunus Emre. Boy uzunluğu, işte ten rengi, bunlar aslında anne babadan bize kalan mirastır diyebiliriz. Peki en küçük yapı birimi nedir? İşte burada nükleotit devreye giriyor. Görmediğin kısım burası. Nükleotit nedir? Hemen bakıyoruz. Nükleotit. Şimdi nükleotin yapısında 3 tane şey var ve bunun asla sıralaması değişmiyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bir numara yuvarlak ile gösteriyorum. P harfi benim için fosfatı ifade edecek. Hemen yana kaydım. D ile gösteriyorum. Şekerdir. Kaynaklarda şeker, 5-karbonlu şeker veya deoksiribo şekeri diye karşımıza çıkabilir. Bu anlatacağım kısmı Cuma günü tekrardan anlatacağım. O yüzden biraz seri geçiyorum. Herhangi bir problem olmasın. Ama soracağım tabii size hatırlıyor musunuz diye. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayalım lütfen. 3 numarada ise organik baz yer alacak. Nedir organik baz? Bir nükleotidin isimlendirilmesinde bana yardımcı olan şeydir. Peki bu organik bazlarım nelerdir? 4 tanedir. Zaten az önce de çete yazdınız. A, T, G ve C. A nedir? Adenin. T, timin. G, guanin. C, hatta kaynaklarda S diye de gösterilir, sitozindir. Ve daima adenin timin ile bağ kuracak. Guanin ise daima sitozin ile bağ kuracak. Nasıl? Demiştik ki nükleotidin yapısında 3 şey var. Neydi birincisi? Yuvarlak ile gösterdim. P fosfat. 2. Beşgen şeklinde gösterdim. 5 karbonlu şeker, şeker veya deoksiribo şekeri. 3 neydi? Organik baz. Şimdi mesela 1 kesinlikle olacak, sırası değişmez. 2 kesinlikle olacak, sırası değişmez. Ama 3'te yine sıra değişmiyor ama içeriği değişiyor. Ben buraya A yazarsam bakıyorum P var, D var, A var. O zaman bunun ismi adenin nükleotidi olur. Ben buraya G yazarsam bunun ismi guanin nükleotidi olacak. Devam ediyorum. Şimdi demiştim ki az önce daima adenin nükleotidi timin ile bağ kuruyor. Guanin ise daima C yani sitozin ile bağ kuruyor. Hemen şuraya DNA'nın bir zincirini yapıyorum. Düz yapayım. Anlaşılması daha kolay olsun. Siz bana karşılığını söyleyeceksiniz. Acaba doğru cevap verecek misiniz? A, T, G, G, C. Hatta biraz daha uzun yapayım. A dedim. Hatta şuradan kalemimi de değiştireyim. Evet. Çok güzel. Daima adeninle timin bağ kuracak ve guaninle de sitozin bağ kuracak. Peki bakıyorum bir DNA zinciri verilmiş. Bakıyorum çift zinciri çok güzel. Ama A'nın karşısı boş. O zaman ben ne yazıyorum buraya chat? Çok güzel timin. Çünkü daima A'nın karşısına T veya T'nin karşısına A yazılır. G'nin karşısına C veya C'nin karşısına D. Bakıyorum burası boş ama T bana ipucu veriyor. T'nin karşısına ne yazıyorum? Harikasın, A yazdım. G'nin karşısına ne yazıyorum boş? G kimle işleniyordu? Çok güzel Asya, Hava, C yazdım. Yine G'nin karşısına C yazdım. C'nin karşısı boş. Ne yazıyorum? Harikasın Asya, Yunus Emre, Hava, Nur, G yazdım. Ve A'nın karşısına ne yazıyorum? T yazdım, süpersin. DNA'nın işlenmesi de işte bu kadar kolay ve zevkli.
Ardından DNA üzerine yapılan hatalar falan var. Bu hatalara, bunların yapısına, kendini onarmasına, eşlenmesine, kalıtım, çaprazlama, kalıtım ile ilgili kavramlar, Mendel, bunlara bir sonraki dersimizde yani Cuma günü gireceğiz.